Tiranlıklar neden yükselir ve nasıl yıkılır? Bu hafta Aslan Kral üzerine konuşuyoruz. Mücadeleye hoş geldiniz. Alp'le birlikteyiz. Merhaba. Bu hafta daha önceden de bahsetmiştik sanıyorum. Aslan Kral animasyonunun orijinal hali üzerine konuşacağız. Evet. Bölüme geçmeden önce nasıl geçti haftan? Aynı. Daha önceki birçok haftaya benzer şekilde. Soruyu beklemiyordum yani. Ben sürekli böyle kendim soru soruyorum ki karşımdaki küçük sohbetler yapamıyor gibi dursun diye de. Ama onu şey yapmak için evet, bu hafta bir konu seçtim. Spotify yılın özeti. Ne diyorsun? Geçen hafta yayınlandı sanırım. Benim kendi şeyim için mi? Aha. Ben telefonda Spotify kullanmadığım için webden de galiba görüntülenmiyormuş. O yüzden yanlış kişiye sordum. Şaşırtıcı derecede tutarlı ya. Yani bir insanın karakter analizini yapmak için. Bir de sanırım her yıl geliştiriyorlar onu. Hı hı. Şey vardı sayfalardan bir tanesi işte. Bu seneki ruh halin gibi. Dinlediğin şarkılara göre. O geçtiğimiz senelerde var mıydı bu sene? Onu hatırlamıyorum. İyileştirme mi yaptılar? Sanki her hafta o sunum değişiyor gibi geliyor. Şey gerçekten şaşırtıcı derecede dediğim gibi tutarlı bir şey analizi var. Hı hı. Bir bütün sene ne dinledin? Nasıl bir şeydeydin? Ruh halindeydin? Yani bir düşmanın falan olsa o bilgiyi elde etmek istersin işine yarar yani. Geçen sene galiba benim milli marşlar tırmanıştaydı. Öyle mi? Evet. Bu sene galiba çok az Spotify dinledim. Senin genel olarak performansın nasıl? Geçirdiğin süre olarak? Çok değil. Benim de toplam 3-4 ay gibi bir şey olabilir. Farklı sebeplerden dolayı. Ama bize Twitter'dan bu senede izlediğim, dinlediğim, en çok dinlediğim podcast mücadele yazan birkaç kişi oldu. Onlara teşekkür ediyoruz. Tabii bir sene ara verdiğimiz için geçen sene daha fazlaydı. Evet evet. İki kişi galiba sadece yazmış ama sağ olsunlar. Bir de Spotify şimdi şey yayınlıyor. En çok dinlediğim 5 şarkı. Burada da sanırım herkesin göğsünü gere söyleyemeyeceği birkaç sanatçı birkaç şarkı var. Benim listemde de işte Big Pan'lar, Wu-Tang Clan'lar falan gibi gangsta rapper'lar var. Bir tane de böyle farklı tarzda bir şarkı girmiş. Yabancı mı peki? Türk. Hepsi. Ne? He. Beşinci Türkçe rap. Anladım. Evet. Şimdi yeni çıkış yapan bir sanatçı olduğu için mücadeleyi duyarsa falan şevki kırılmasın diye söylemiyorum. Ama belli ki şey hoşuma giderek dinliyormuşum yani. Evet. Aslan Kral'ı aslında daha önce 2 kere ya da 3 kere kaydettik. Evet. Mücadelenin geç dönmesinin sebeplerinden biri. Geç dediğim 1-2 ay önce dönebilirdik. Senin sinirlenme sebeplerinden de aynı zamanda. Aramızda gerginliğe neden oldu. Sebebi nedir? Sebebi şimdi başta hani çalışmamamı söyleyeyim. Ondan sonra bahane gibi olan diğer sebebi söyleyeyim. Direkt didaktik olan metinler ve materyallerde işte problem şu, çözüm bu olunca çok rahat oluyor. Mesela Jules Payot'un irade terbiyesi. Ama Aslan Kral gibi daha dolaylı yoldan bir şey anlatan materyaller olduğunda onun işlenmesi, hangi sahne neye işaret ediyor gibi biraz daha analiz gerektiriyor. Hazırlıksızlığı daha az kaldırıyor bu tarz materyaller. Dolayısıyla biraz daha üzerine düşünmek gerekiyormuş. Bundan sonra bu tarz şeyler hazırlarken buna dikkat edeceğim yani. Evet, yani salt yoruma açık gibi. Ha burada evet. Şöyle bir şey var. Ben daha çok kaynağın kendisiyle alakalı bir şeyler söylediğim için, Wikipedia'lık bilgiler verdiğim için benim yaptığım iş çok daha kolay. Rahat oluyor diyorsun. Rahat oluyor. 1994 yapımı 2 Oscar ödüllü müzikal ve animasyon filmimize geçelim o zaman. Evet. 97 ya da 98'de ikinci filmi çıkmıştı. Ben de babamla bu filme gittiğimi küçük bir çocuk iken. Bu galiba Türkiye'deki 90'lar neslinin sinemadaki ilk filmlerinden biri. Çoğu insan evet. için.
Evet, animasyon. Güçlü bir hikaye. Dünya çapında da tuttu zaten. Jurassic Park'la o zamanlar ciddi bir box office açılış hasılatına sahip olan film de zaten 2019'unda bir remake çıktı. Her ne kadar tırt da olsa 1.6 milyar dolardan fazla hasılat yaptı ve ama çok ünlü ismi galiba bünyesinde barındırıyordu. Ünlü isimleri barındırdı. Yine sık sık konuştuğumuz Donald Glover Simba'yı seslendirdi diye hatırlıyorum. Bu da 2019'da çıkan da en çok hasılat listesinde 7. sıradan girmişti. Bunun başarısında aslında 94 yapımı olan asıl Aslan Kral'a vermek gerek. Aslan Kral'dan yaklaşık 2-3 ay önce sen bir örnek vermiştin. Bölüm önerisi olarak da ben sundum onun üzerine. Neden Aslan Kral'ı konuşuyoruz? Aslan Kral bir aslında tiranlığın hikayesi. Toplumda bir tiranlığın hakim olması. Sonra bir kahramanın buna karşı çıkıp bunu yıkışı. Ve çok doğal ve güzel işlenmiş. Zaten başarısı da belki bunun sonucu. Hani bizim de değindiğimiz bir konu, odağımızda olan bir konuydu tiranlık. Bir de bunun üzerinden yorumlayalım dedik. Aslında merkezde oldukça güzel ve kadim olarak izlerini bulabileceğimiz bir hikaye var. Üzerine aslanıydı, sırtlanıydı, domuzuydu biraz hikayeleştirme kısmı. Evet. Bazı önce de bahsettiğim gibi 90'lar ve öncesinde doğan neslin belki azımsanmayacak bir çoğunluğu bu filmi izledi. Önemli bir çoğunluğu da belki sinemada izledi. Filmin sinopsisinden kısaca bahsedeyim. Evet. Afrika'nın derinliklerinde bir krallıkta doğan genç aslanın amcası başta olmak üzere bir çete tarafından bir çeşit darbeyle ve hileyle ele geçirilen ve deruhte edilmeye çalışılan krallığını geri alma hikayesi. Deruhte'nin kelime anlamı neymiş? Sürdürmek tarzı bir şey olması lazım. Duyduğum ama anlamını bilmediğim bir kelime. Evet. Güçlü ve bize yansıtılan kadarıyla krallıktaki bolluk bereketten anladığımız kadarıyla da icracı, halk tarafından sevilen devlet lideri var Mufasa. Evet. Hem ahlaki hem de fiziki olarak daha zayıf olan kardeşi Scar tarafından kıskanılmakta. Haset. Evet, filmdeki baş düşmanımız ve tiranımız. Evet. Olağanüstü bir taht hırsına kapılmış olan amca aslanın önünde problem olarak da krallığın varisi Mufasa'nın oğlu başrol karakterimiz Simba durmakta. Önce kralı bekle, sonra çocuğunu bekle, zaten 3 günlük dünya diye düşünen Scar da sırtlanlardan kurulu bir çeteyle ve çeşitli ayak oyunları vasıtasıyla krallığı ele geçiriyor. Evet, veliaht prensimizi sürüyor toprağı. Sürüyor. Zamanla da toprakların üzerinden bereket gidiyor. Halk ekonominin kötü gittiği bahanesiyle homurdanmaya başlıyor. Amcası tarafından ölüm emri verilmesine karşın amcasının işbirlikçileri, sırtlanların beceriksizliği sebebiyle hayatta kalabilen ve zorunlu olarak sürgüne giden yavru aslanımız var, Simba. Timbo ve Timon muydu? Timon değil mi? Timon, evet. Timon ve Pumba. Pumba isimli keyif düşkünü ama iyi niyetli kişilerden yardım görüyor. Maddi ve manevi olarak aciziyetin pençesindeyken, zorlu zamanlardayken tekrar toparlanma fırsatı sağlıyor. Babasının da manevi liderliğinde kendisinin hakkı olan krallığı almak için rejimin kolluk gücü sırtlanlara ve liderleri olan amcasına doğrudan meydan okuyor. Final savaşımız. Evet. Kazanlı savaş sonrasında da neyse ki kazanıyor. Yağmur krallığa tekrar geliyor. Ekinler yeşeriyor ve düzen tekrar aslan eline hakim oluyor. Evet. Güzel, kapsamlı bir özet oldu. Filmi izlemeyenler için. Zaten 1,5 saat kadar bir film. Çok uzun değil. Evet, oldukça kısa. Ve akıcı bir animasyon. Oldukça evet, akıcı. 2019 yapımı olan daha uzundu ama dediğimiz gibi biz 94 yapımı olanı tavsiye ediyoruz. Onu da söyleyelim. İzleyecekseniz onu izleyin. Hikayenin bir şey tarafı var mı? Onu araştırmadım. Görmedim de muhtemelen yoktur ama. Eski bir hikayenin dönüştürülmüş versiyonu mu? Yoksa doğrudan Disney senaristlerinin yazdığı bir hikaye mi acaba? Evet. Ben de bilmiyorum. Rastlamadım öyle bir bilgi. Şimdi bu filmin tiranlığın bir arketipini
anlattığını söyleyebiliriz. Bu tiranlığın kurulması, tiranlığın kurulmasında etkili olan faktörler, adımlar ve daha sonra yıkılması. Bu tiranlığı yıkan bir kahraman ortaya çıkarak. Ondan önce şunu ekleyeyim ben aslında, yani az önce de bahsettik de filmde günümüzde çeşitli yerlerde örneklerini görebileceğimiz yozlaşmış devletlere dair çarpıcı ve basitleştirilmiş örnekler var. Öncelikle devletleri yozlaştıran insan profilini daha yakından fırsatını bulabiliyoruz filmde. Evet, o şeyde ben tiranlık diyorum genel olarak, o yüzden zaten. Evet. Devletin gitgide daha tekel hale gelmesi. Şimdi tiran arketipi dedik. Burada ilk adım, filmde de gözlemlediğimiz ilk adım, toplumu kimliksizleştirme ve düşman oluşturma adımı oluyor aslında. Bu ilk adımı filmde Scar'ın Simba'yı babasının katili olduğuna ikna etmesiyle görüyoruz. Hani sen bırak veliaht olmayı, buraları yönetmeyi, kendi kralını öldürerek bizim düzenimizin karşısındasın diyor. Bu da işte bir vadide antilop hayvanı, onlar ne? Afrika'daki çok çeşitli sürü hayvanlarından bir tanesi. Simba işte bunlar Simba'ya doğru koşarken, babası Simba'yı kurtarmak isterken orada ölünce Scar Simba'ya şunu diyor: ne yaptın sen? Kral öldü. Eğer sen olmasaydın yaşayacaktı. Annen ne düşünecek peki? Kaç git Simba. Uzaklara git ve asla dönme. Kimliksizleştirmen kastım bu aslında. Yani olduğundan farklı bir şekilde gösterecek şekilde onu ikna ediyor. Hı hı. Simba da küçük olduğu için, Scar'ın da bir retorik gücü var, bundan ikna oluyor ve kaçıyor. Daha sonraki o kaçış sürecinde kimliksizleşme devam ediyor. Aslanken yeni edindiği arkadaşlarıyla vejetaryen bir diyete başlayarak kimliğinden iyice kopuyor. Büyüyor, gelişiyor. Dış görünüş olarak güçlü bir aslan. Ama karakter, beslenme ve işte diğer özellikler bakımından aslanın tam zıttı bir karaktere gidiyor. Simba aslında bu hale bir public enemy, yani kamusal bir düşman oluşturularak geliyor. Sürülmesinin sebebi de oluyor. Yani işte kralı öldürerek hali hazırdaki düzenin düşmanısın. Savannanın milli ve manevi değerlerinin bütünlüğünün önündeki engelsin diye bir şey veriliyor. İkna ediliyor buna yani. Şimdi ortalık şeye kaldı, Scar'a kaldı. Rahatça at koşturabiliyor. Hı hı. Buradaki tiranlığın bir diğer adımı ne oluyor? Oligarşi oluşması ve artık yıkıma giden süreç. Burada krallığından hiç hesap sorulamaması için, daha doğrusu senin de dediği gibi, kolluk kuvveti olarak Scar sırtlanlarla anlaşıyor. Hı hı. Peki buradaki sırtlan tipi nedir? Sırtlan tiplemesi nedir? Şimdi filme şöyle yansıtılmış. Bir circle of life var, yani yaşam döngüsü. Bunu Mufasa ve Simba konuşurken görüyoruz. Ölçülü tüketmek, yerine bir şey koymak bu döngünün devamı için gerekli. Yapıcı olmak. Yapıcı olmak, evet. Tüketmenin yanında belki üretmek ya da filmde anlatıldığı gibi geyikler ot yiyor, biz geyikleri yiyoruz. Ama biz öldüğümüzde de işte onlar bizden faydalanıyor falan gibi bir circle var. Ama sırtlanlara gelecek olursak, sırtlanlar filmde yiyor. Yani orantısız bir şekilde yiyor. Doymaksızın yerine bir şey koymadan yiyorlar. Dolayısıyla savandan sürülmüşler Mufasa zamanında. İşte Scar oluşturulan bu public enemy'ye karşı bu sırtlanları göreve getiriyor. Ve onları görevde tutmak için karakter haline gelmiş artık. Yolsuzluklarına, obursuzluklarına izin veriyor. Burada aslında sırtlanlardan laf açılmışken, hem sırtlanların hem de Scar'ın işbirliği takdire şayan yani bir ölçüde. Evet. Çünkü normalde birlikte çalışamayacak olan hayvanlar ortak düşman karşısında gelecekte edinecekleri refah, prestij, mal mülk karşısında oldukça başarılı bir plan kuruyorlar ve akabinde de bu planın tatbikiyle istediklerini elde ediyorlar. Tabii beraber ve birlikte olmanın bir gücü var. Kötü amaç için kullanılsa bile bir gücü var. Filmin ilk yarısında bunu görüyoruz belki. İkinci yarısında o birlikteliği bu sefer diğer taraf sağlayacak. Devam edeyim. Sırtlanlar Mufasa'ya yapacağı, Scar sırtlanlara Mufasa'ya karşı düzenlediği işte yapacağı oyunu anlatırken şöyle diyor: beni boşuna sevmezsiniz, siz hep karşılık istersiniz. Hmm. Biliyor aslında sırtlanların karakterini ama herkes birbirini biliyor. Herkes birbirini biliyor ama onlara ihtiyacı var o dönemde.
İşte bir süre sonra artık Savannah'daki public enemy'ler, birliğe, beraberliğe karşısında olan düşmanlar da bitince artık tamamen kendi düzenini kuran sırtlanlar her şeyi tüketiyor. Sonunda müttefikleri olan Scar'a dönüyorlar ve diyorlar ki bize devam et, yemek vermeye devam et. Bizim tüketmemiz lazım. Burada da tabii artık düşman da kalmadığı için bir süre sonra o birbirine dönme, tüketecek şey de bitti. Artık o oligarşi kendi içinde birbirine düşüyor ve Scar'ı zaten filmin başında aslında bize güzel tanıtıyorlar açısı sahnesinden itibaren. Bence herhangi bir sağlıklı ve iyi niyetli organizasyonun parçası olamayacak kadar hastalıklı. İktidarsızca da kardeşini öldürecek kadar gözü dönmüş. Yarın gün hesap sorar korkusuyla da yeğeninin ölüm emrini verecek kadar vahşi bir hayvan. Dediğim gibi zaten ilk görüldüğü sahnelerde hayata dair şikayetleriyle, memnuniyetsizliğiyle, baskıcı yapısıyla kendisini tanımaya başlıyoruz. Şöyle bir ilginç nokta var ama filmin başında sırtlanlarla Scar'ın ilk göründüğü sahneden anladığımız kadarıyla aslanlara atfedilen asaletten ve büyüklükten uzak olduğu için sırtlanlar tarafından bile saygı duyulmayan, yeri geldiğinde alaya alınan ve küçümsenen bir tip. Bir plan ve projeyle çıktıktan sonra sırtlanların karşısına aslında bir işbirliği yapıyorlar. Evet. Sırtlanlar da bir faydası olduğu için ona belki saygı duyuyor gibi görünüyorlar. Önünde hatta o müzikal kısmında marş şeklinde yürüyorlar. O sahnede ilginç sanırım Hitler'in ordusuna, Nazilere orada direkt bir atıflar. Zaten o yüzden film direkt tiranlığa bağlanabiliyor. Çünkü filmi yapanlar da böyle bir zaten şeyle, amaçla yapmışlar. Senin de dediğin gibi o işbirliğinin sonucu da zaten çok ibretlik. Çünkü o planla geldiğinde az önce söylediğim beni boşuna sevmezsiniz, siz hep karşılık isterseniz söylüyor Scar. Filmin sonunda da sırtlanlar tarafından yeniyor. Artık yiyecek bir şey bulamayan bu sırtlanlar şey yiyor. İçlerine dönüyor. Evet. Burada ekonomik problemler aslında olarak gösteriliyor Savannah'ın tamamen kurulması ve bu bir gösterge. Sosyal hayatta ekonomik sorunlar bir gösterge. Ekonomik problemler sosyal disfonksiyonelliğin aslında yansıması insan hayatında da. Ekonomik değişiklikleri sadece finans, ticaret ya da üretim gibi konular üzerinden okumamak gerekiyor. Yani çünkü örneğin bir iş yerinde çalışanların uyumu, ruhsal zindeliği, iş yerinin belki fiziksel durumu yapılan iş üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu da doğal sonuç olarak iyi ürünü piyasayla rekabet edebilmeyi ve parayı getirir. Yani ekonominin düzelmesi bunların hepsine bağlı. Tersinden okuyacak olursak da ekonomik buhranlar toplumdaki düzensizliğin, nepotizmin, ahlaksızlığın, ahenksizliğin aslında doğal bir sonucu. Özellikle ekonomisi dışa bağlı ülkelerde bu daha da net görünüyor. Yani hiçbir boş hamasi slogan dolar kurundan daha fazla bağıramıyor sanırım. Bu nokta aslında en son gelinen nokta, tiranlığın son noktası oluyor. Çöküş. Der Untergang. Mutlak anlamsızlaşma. Fikir ya da çabanın artık hiçbir önemi kalmaması toplumda. Söylemler artık tamamen slogan. Çabalar da artık tamamen yardakçılık, yaranmaktan ibaret olan karanlık bir düzen. Şimdi bunun karşısında da tabii bir yandan başka bir yerde Savannah'ya uzak, Afrika'nın başka bir ucunda Simba yavaş yavaş kendini bulmaya başlıyor. Ve bu anlamsızlıktan, oluşan anlamsızlıktan Savannah'ı kurtaracak bir kahraman olarak geriye dönmenin ilk adımlarını atıyor. Tabii bunun için önce bir iyice dibi buluyor. Serseriye bağlıyor. Nihilizm denizlerine yelken açıyor. Yıkık bir aslan profili. Belki şekil itibari şeklini şey almazsak aslan bile değil. Sadece fiziken aslana benziyor. Tabii bundan sıyrılması için bir maceraya davet geliyor. Burada da kahramanlarımız Timon ve Pumba. Evet. İşin içine giriyor. Evet. Timon ve Pumba. Nala. Belki o maceraya daveti yapan ilerideki hayat arkadaşı olacak aslan. Burada çok önemli bir nokta bence filmin dönüm noktalarından, karakter gelişmesinden. Artık şeye karşı bir davet gelmiş. Krallığını da hak iddia etmesi için. Ama o iç gelgitleri de yaşıyor. Tabii burada mentor ortaya çıkıyor. Kahramanın macerasında da işlediğimiz. Bu filmde Rafiki denen yaşlı babam. Maymun, evet. Şöyle diyor Simba'ya. Kendisi filmin başında Simba'yı kutsayan babon değil mi aynı kutsayan zamanda? Kutsayan, evet. Yani kabilenin manevi lideri, büyücüsü. Tabii. Aynı zamanda o
filmdeki ilahi olanla da irtibatı kuran. Çünkü Simba'yı kaldırdığı zaman gökyüzünden ona doğru bir ışık hüzmesi geliyor. Yine Simba zor dönemde o karanlıkta olduğunda aslında o ışığı yine Rafiki getirmiş oluyor. Bir manada Allah dostu. Diyebiliriz evet. Evliya. Şimdi Rafiki şöyle diyor Simba'ya. Geçmiş acı verebilir. Ya ondan kaçarsın ya da ders alırsın. Yani canının yanması ve acımak kaçabileceğin bir şey değil. Çünkü kaçmaya çalışsan bile kimliğini kaybedeceksin. Bunu yaşıyordun. Bu yaşa kadar yaşadın onu. Artık ders almaya başlaman gerekiyor. Simba da kaçmayı bırakıyor, macera davetini kabul ediyor ve aslanlığını tekrar hatırlıyor. Kaos dönen topraklarına geri dönüyor. Buradan da yine önemli bir nokta, Scar ile diyaloğunu ben önemli görüyorum. Çünkü o zaman daha babasını Scar'ın öldürdüğünü bilmiyor. Hı hı. Geri dönecek olsak babasının ölüm sahnesine, Scar tarafından aşağı atılıyor ama Simba durduğu pozisyon itibariyle o taşlardan falan göremiyor onu. Ve Mufasa kendisini Mufasa'nın kendisini kurtarmak için öldüğünü düşünüyor hala. Scar şöyle diyor. Söyle onlara, oradaki diğer aslanlara, Mufasa'yı kim öldürdü deyince orada aslında kişisel galibiyetini kazandığını görüyoruz. Evet, belki ben sebep oldum onun ölümüne ama ben katil değilim. Yani senin bana iddia ettiğin kimlik benim değil. İşte tiranlıkları yıkan şey aslında onlara karşı, onlar odaklı mücadele değil, insanın kendine karşı mücadelesi olduğunu görebiliyoruz burada. Çünkü Simba'nın o noktaya gelebilmesi için evet böyle bir şey yaşadım belki ama ben katil değilim diyebilmesi lazım. Yani hakikat tiranlığın en büyük antidotudur. Ama insan daha başta kendisine canını acıtan doğruyu söyleyemiyorsa, bu filmde babamın ölümüne ben sebep olmuş olabilirim kısmı aslında, zaten kayda değer bir savaş vermiyordur. Ama bununla yüzleşmesi de oldukça zor bir şey ve filmde de uzun zaman alıyor. Evet, zor ve uzun zaman alıyor senin dediğin gibi. Yani anca manevi yardımcı geliyor, normal hayat için yardımcı geliyor. Evet. 3-4 kişi evet. ittiriyor vesaire, anca o pozisyon öyle gelebiliyor. O aslında, ona değinmen güzel oldu, o zaferde kişisel olmadığını bir insan tekrar hatırlıyor. Kesin, yani. Evet. Yoksa kendisine kalsa hala solucan evet. yem bir aslan. Solucan yem bir aslan. Sonunda iç zaferini kazanmış. Simba sırtlanlara karşı da zafer kazanıyor. Kendini tanımış, kimliğini kabullenmiş. Aslan aslında yeni müttefikleri Timon ve Pumba ile beraber gelip o gücü buluyor. Daha sonra kral olup yapısal reformlar ile savanneyi ekonomik olarak da ihya ediyor. Evet, yani yoğun bir film. Sen böyle konuşunca biraz da ben film üzerine düşündüm. Alınacak dersler var ama kısaca onları söyleyebilir misin toparlayarak? Evet, yani aslında az önce söylediklerimi toparlama gibi olacak birazcık alınacak dersler. Yani tweet atar gibi söyle. Tweet, yani. Evet. Öncelikle kimliksizleşme ölümdür. Yani farklı sosyal kültürel kimlikler de insanın yaratıldığı karakter de bu özellikler korunması gerekiyor. Bu özelliklerin tek düzelleştirilmesi, düşmanlaştırılmasına karşı herkes tepki göstermeli. Yani sadece kendine karşı değil, başkasının tek düzeleştirilmesine, kültürünün boğulmaya çalışılmasına karşı da herkesin... Kültürel emperyalizme evet. karşı herkesin tepki göstermesi gerekiyor. Sonra otorite ya da devlete karşı çıkmak otomatik olarak kötü bir şey değildir. Bu da sıkça görülen bir problem. Herkesi public enemy ilan ederseniz aslında devlete zarar verirsiniz. Çünkü devlet burada yalnızlaşır ve bir oligarşinin eline kalır. Bir diğer ders şu olabilir. İçsel doğruluk ve tutarlılık, bizim de her zaman değindiğimiz gibi, tek başına tiranlığın antidotudur. Başkasının olumlu yönlerine, kendimizin zaafına odaklanmalıyız. Çünkü bu beraber yaşamanın prensibi, gerekli prensibi. Beraber yaşayabilen farklı kesimden insanlar varsa bir yerde provokasyon kolay karşılık bulmaz. Provokasyonun kolay karşılık bulmadığı yerlerde tiranlar da tutunamaz zaten. Son olarak da last but not least, umutsuzluk ahlaksızlıktır diyebiliriz. Evet, yani peki şimdi filmi izleyip şunu soran dinleyicilerimiz olursa, kardeşim işte Simba'yı siz doğal olarak aslan kral kabul ediyorsunuz, mücadelesini haklı kabul ediyorsunuz, niye aslanlar yönetiyor, niye türcülük yapıyorsunuz derler seni diyeceğiz. Bu kadim ve şey bir tartışma. Özellikle günümüzdeki postmodern post-truth şeyinde farklı fikir cephelerini de açabilecek bir tartışma.
uzun da bir konu. Çok girmek istemiyorum ama hakikat dediğimiz şey, bir adam marangoz olacaksa bellidir. Bir adam yönetici olacaksa bellidir. Bu akil insanların, evet bu adam marangoz olacak, bu adam öğretmen olacak. Bu adam olabilir çünkü onun özverisini vermiş ve bu yeteneğe sahip, şeyine sahip oluyor zaten. Hı hı. O yüzden ben öyle bir çıkar çatışmasına dönüşeceğini düşünmüyorum mesela. İnsanlar kendi zaafını ve başkanın olumlu noktalarını gördüğü zaman. Çünkü yeteneği olmadığı halde bir yerde hak iddia etmesi insanın, bu zaten bir sığlığı ve karaktersizliği beraberinde getirir. Bu aslında görülüyor. Bu şeyi de getiriyor. Hani bu kadar insan iyiliği isterken neden iyi bir toplum değiliz? Çünkü hak eden ne? Hak edenin yeri gasp edildiği zaman ya da hak eden yerine gelmediği zaman ses çıkarılmıyor. O yüzden soruna dönecek olursam, bu zaten insanlarda içgüdüsü olarak, evet, bilinen bir cevap bence yani. Evet. Sırtlanlara yine de söz hakkı doğdu. Evet tabii. Filmdeki. Evet, onlar da podcast çekebilirler. Evet, ekleyeceğim bir şey yoksa ekşi sözlük ve iTunes'dan sanırım yeni yorum olmadığı için bölümümüzü kapatabiliriz. Ekşi sözlükten bir adet yorum vardı. Şey, özür dilerim, iTunes'tan. Onu bulabilecek miyim? Hemen bakayım. Eğer bulamazsam şey yaparım. iTunes Türkiye'den olmadığı için sanırım. Evet. Görüntülemekte zorluk yaşayabiliyoruz. Sanırım 2 Mart'ta belki okumamışızdır. Evet, 2 Mart 2021'de. Hemen sana gönderiyorum Fatih. Sen oku direkt. Ben mi okuyayım? Tamam. Hı-hı. Değişiklik yapalım. M. Berk Tunç tarafından gelmiş. Tebrikler. Yaptığınız çalışmanın ne kadar değerli olduğunu zaman gösterecek. Bu podcast okul gibi, birçok kişi ile link paylaştım ve paylaşmaya devam edeceğim. Korona uzun sürse ve insanlar sizi daha çok dinleyebilse diye kötü ama iyi niyetli bir temennim bile olabilir. Küçüklüğümün TV'siz kış akşamlarında soba başı sohbetlerinde gibi hissediyorum kendimi. Evet. Evet, oldukça güzel. Üzerine çalışılmış bir yorum. Evet, beni de mutlu etti. Özellikle son cümle. Kış akşamlarında bir sohbet, muhabbet ortamı hissi oluşturabilmek güzel bir feedback. Evet, teşekkür ederim dinleyicimize. Apple Podcast ve Ekşi Sözlük'ten yorumlarınızı bekliyoruz. Her bölümün sonunda sesli olarak okuyup sonra biz yorumluyoruz. Bu hafta Mücadele'de Aslan Kral üzerine konuştuk. Bölümlerimize Spotify, Spreaker, YouTube ve Apple Podcast üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.